Merhaba ekranın başındaki değerli izleyicilerimiz. Seçim 2024 programında tekrar karşınızdayız. Sokak sokak şehir şehir dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün Muş Gimgim ilçesindeyiz. Bakalım Gimgim halkı yerel seçimler hakkında ne düşünüyor? Merhaba amca, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. İyiyiz. Abi sürekli iyiyiz demiş. Aslında iyi değiliz. Yani toplumsal olarak iyi değiliz. Neden desin? Şimdi açlık desen açlık, yoksulluk desen yoksulluk, fukaralık desen fukaralık. Bütün söz tek bir şahıs yönetiyor. Bir şahsın yönettiği bir ülkede faydası ne olabilir? Ben herkesten soruyorum, herkese cevap versin. Şimdi sürekli vaatler yapılıyor. Diyor ki bana verin, ben işte gül gülistanlık yapıyorum. Halbuki o vaatler kendisine aittir. Oran kendisine aittir ve orada belli çete var, belli etrafındaki mafyalar var. Onlara şunu rantı sağlıyor. Bu zavallı toplumsal halka sağlayamıyor. Bu halk bir fayda göremiyor. Halk gittikçe yoksullaşmış, gittikçe bitmiş. Yani seçimler çare değildir bu insanlar için. Hani demokratik bir seçim değil ya. Antidemokratik olan bir seçimde ne fayda gelebilir? Dikta bir rejim var. Dikta rejiminde yani ifade özgürlüğü yok. Söz özgürlüğü yok. Kendisini ifade etme durumu yok. İşte bu sıkıntıları hepimiz yaşıyoruz. Genel yaşıyoruz. Tarikatı yarattı. Cemaati yarattı. Tarikat ve cemaatin bu ülkeye, bu insanların ne gibi faydası var? Hiçbir faydası yok. Şu anki seçim nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgeye göre mesela Kürdistan. Varto olarak. Varto, ha ben Kürdistan dedim de Varto bölgesi demdir. Demin dışında hiç kimse alamaz. Varto'daki halk aydındır. Bilinçlidir. Yıllardan beri bu zulmü görmüş, hakareti görmüş, hakaret ve zulme karşı direnmiştir. Yani seçimi demokratik bir şekilde kullanıyorlar. Diğer antifaşist partilere kimse oy vermiyor. Deme veriyorlar. Şimdi demin ilkeleri demokratik ilkelerdir. Demokratik ilkeler olduğu için din, dil, kültür fark etmiyor. Onlar için insan insandır. Herkes insandır. Ama diğer faşist partiler insan insan değildir. Ya tarikatçı olacaksın, ya cemaatçi olacaksın, ya AKP'li olacaksın, ya CHP'li olacaksın. Hele hele burası hani biz Türkiye Cumhuriyeti diyoruz bağlıyız ya, burası Kürdistan bölgesidir. Kürdistan bölgesi çok zulüm gördü, çok zulüm yaşandı. Çok yaşandı. Halen de aynı yaşıyoruz. Halen biz bir polisi gördüğümüz zaman titriyoruz. Polis bizi ne yapacak, nereye götürecek? Yani iki güzel kelimeyi söyleyemiyoruz. Yani özgürlük ifadesi olmayınca söyleyemiyoruz. Peki size de teşekkür ederim, iyi günler. Varsa soracağınız sorular varsa söyleyin. 31 Mart'a yönelik bir çağrınız var mı halka? Var. Genel olarak herkesi deme oy vermesini istiyorum. Herkesin. Artık yeter zulme, son. Yani herkesin DEM Parti'ye oy vermesini istiyorum. Herkesin. Çünkü bu oy layık bir oydur. Zulme karşı bir oydur. Ekonomiye taraf bir oydur. İnsanlığa taraf bir oydur. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan bir oydur. Ama diğer öyle değildir. Bana oy verirsen sana hizmet getiririm. Bana oy vermezsen sana hizmet getiririm. Böyle bir anlayış dünyanın hiçbir tarafında olmamıştır. Bak böyle bir düşünce dünyanın hiçbir tarafında olmamıştır. Millete açık tehdit ediyor. Bir cumhurbaşkanı cumhurbaşkanısın. Bir de ben bu sözü özellikle söylüyorum. Yani cumhurbaşkanı sen yiyebildiğin her şeyi yiyebilirsin. Hakkındır. Ama ben Medine hurması, manda yoğurdu, diğeri bilmem şey balı, kestane balı yiyorum. Bu çok çirkin bir sözdür. Yani ülke genelinde çok çirkin bir sözdür. Bir cumhurbaşkanına yakışmayan bir sözdür bunu söylüyor. Ha cumhurbaşkanı yersin, hakkındır. Ama televizyona çıkıp ya o zavallı
Halk çöplükte ekmek bulamıyor. Ekmek bulamıyor. Sen onu söyle, onu gör. Onu diyorsun, ben bunu yiyorum. Bir de eşi kalkıp şunu söylüyor. Porsiyonu küçülttü. Ya biz porsiyonu küçülttük. Biz çöpte ekmeği topladık. Çöpte her şeyi topladık, yedik. Daha yetmiyor mu size? Bu ülke dünya genelinde tek bir ülkedir. Bak, dört mevsim yaşıyoruz. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Yani bolu bereketli belki dünyanın yarısını besleyebiliyor. Ama biz bitirdik, yok ettik. Yok ettik. İşte gerici anlayış yok etti. Bu insanları bu duruma getirdi. Kardeşliğin durduğu yerde ayrışmayı oluşturdu. Kardeşliğin olduğu yerde ayrışmayı düşünebiliyor musun? Bundan artık kötü ne var? Ha belki ben bunu sorgulamasını da görürüm de, görsem hiç minnet de etmiyorum. Ben açık söyleyeyim. Biz bir tarafta demokrasi diyoruz, bir tarafta özgürlüğü diyoruz, diğer tarafta da soruşturmayı geçiriyoruz, değil mi? Hak araba mıdır bunu yapıyorsun? Ama söz tek bir adamın ağzına girmiş, o söz ne söylerse bu insanlar da yürüyor. Biz de kabul etmişiz. Teşekkür ederiz. 31 Mart'ta yerel seçimler olacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla 31 Mart inşallah ülkemize hayırlı bir seçim olur. İnşallah her şeyden önce demokrasinin gelmesini istiyoruz. Siyasilerin hepsi iyi düşünmesi gerekiyor. Ben küçük bir ilçede yaşıyorum, değil mi? Şu anda yıllardır bu ülkede siyaset yapanlar, belediye başkanlığı yapanlar, parti başkanlığı yapanlar ilçemizin ihtiyaçları olan hiçbir şey el atmadılar. Örnek olarak asırlardır bu ilçede bir üniversite yok. En büyük eksikliğimiz. Bu ilçenin altyapısı 40 yıl önce yapılmış, o altyapısı değişmemiş. Büyük bir sıkıntı. Sularımız kanalizasyon sularıyla karşı karşıya. Karışıyor birbirine. Bu ilçemizde doğalgaz yok. Yani bunlarla hep rüşvetlerle mi geliyorsa, vallahi biz rüşvet verecek bir düşünceye sahip değiliz. Yani bizim siyasi düşüncelerimiz belli. Nasıl belli? Biz doğuda yaşıyoruz. Zaten istesek de istemesek bizi terörist ilan ediliyoruz. Hani benim siyasi düşüncem sorulmuyor. Ben buradan gitsem bir yer nereden geliyorsun? Varsun'dan geliyor. Ama bunlar terörist denildi. Bu yanlış bir şey. Bunu her şeyden önce kamuda çalışan tüm kesimlerin kendisini bu konuda bir iğne ucu da olsa batırmaları gerekiyor. Bir eleştiri getirmeleri gerekiyor kendilerine. Çünkü vatandaşı eğer sen terörist olarak görürsen vatandaşını itmiş oluyorsun. Vatandaşı kazanmıyorsun. Bu ülkemizin sorunları bu ilçenin sorunlarıyla aynı eşdeğerdir. Ben siyasi düşüncem hangi siyasi düşünce olsa olsun bugün bu ilçenin kaderine DEM Parti diyelim. DEM Parti bugün ilçede güçlü bir parti. Yani bu ilçede güçlü parti ise eğer bunu yasaklamaya kalkarsan veya buraya bir kayyum atarsan bu da yanlış. Niye? Sen bu ilçeye şey yapıyorsun, söyleyin, demokrasi yok anlamında kullanıyorsun bu ilçe. Vatandaşın oy kullanması hakkı yok o zaman. Gasp ediliyor. Gasp edilmemesi lazım. Çünkü siyasi parti eğer yasaklara giriyorsa seçime koymasın. Eğer terörist bir parti ise bu 7 milyon 8 milyon oy veren bir insan varsa bunlar terörist ise seçime koymasın. Vatandaş da oy vermez. Başka bir partiye verir veya başka bir düşünceye yönelir. Ondandır her şeyden önce ülkemize hayırlı olsun bu seçimler. Büyük ihtimalle ilçemizde DEM Parti kazanır. Büyük ihtimalle. İnşallah kayyum atanmaz. Hizmetler de sağlıklı şekilde gelir. DEM Parti kazanırsa beklentileri nelerdir 1 Nisan'dan sonra? 1 Nisan'dan sonra en büyük bir beklentimiz altyapıların olmayışı. İlçemizin altyapısı büyük sıkıntı. Altyapıların yapılması lazım. İlçemizde büyük bir sıkıntı. DEM Parti'nin elinde olan bir şey değil ama işsizlik büyük bir sorun. Gençlerimiz çok işsiz, hep göç ediliyor. Göç veren bir ilçe. Eğitim seviyesi yüksek olmasına rağmen en büyük göç veren ilçelerden biriyiz. Bu ilçeden doğal gaz gelmesi ve üniversitenin açılması. Bunları bekliyoruz. Son olarak bir çağrınız var mı? 31 Mart yerel seçimler olacak. İnsanlar çok kararsız, kararsız olan insanlar var. Buna yönelik bir çağrınız da var mı? 31 Mart seçimleri hem ilçemize hem tüm Türkiye hayırlı olmasını diliyorum. Bir demokrasi şöleni bu. Bu demokrasi şölenine herkes birbirine saygıyla yaklaşması lazım. İnsanların düşüncelerine kimse himaye koymaması gerekiyor. Son 12 dönemdir yani 2-3 dönemdir bu ilçeye hizmet gelmiyor.
Gelmesinin tek sebebi de siyasiler yönetmiyor, kayyumlar yönetiyor. Cumhurbaşkanından bahsettiniz. Daha önce söylemişti, diyor, oy yoksa hizmet de yok demişti. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Zaten ben bir emekliyim. Zaten kesinlikle oyu yok bende. Emekleri düşünmediğinden dolayı kesinlikle AKP'ye oy vermiyor. Yani şunu da söyleyeyim, ben yıllardır AKP'ye oy vermiyorum. Yani hani bana maaşımı yükseltse de oy vermiyorum. 100 bin lira yapsa da oy vermiyorum. Çünkü benim siyasi düşüncem belli. Ama bu ülkenin vatandaşı olarak özgür hur yaşamak istiyorum. Bu da benim hakkım. Ben 80 genciyim. 80'lerde benim ilçem daha özgürdü. Daha siz gelseydiniz bu ilçeye inanır mıydınız? Lise öğrencisini gördüğünüz zaman bir üniversite seviyesindeydi. O kadar eğitim seviyesi yüksekti. Onu sağ olsun son 20-25 yıldır bu ülkeyi yönetenler başta eğitimi öldürdüler. Hukuku öldürdüler ya. Ben kendimi savunamıyorum yani hiçbir yerde savunamıyorum. Ha diyeceksiniz ki sen nasıl özgürce konuşuyorsun? Özgürce konuşabiliyorum şimdi. Bir siyasi bir baskı olduğu zaman sen bu partidesin dedikleri zaman kendimi savunamıyorum. Çünkü bana terörist diyorsun. Başka bir şey demiyorsun ki. Ben HDP oy vermesen de bana terörist diyorsun. Ya FETÖ'cü diyorsun. Yani bu böyle bir saç bölünmez insanlar. Ya bu insanlar kardeş yani. Ben siyasi düşüncem farklı olabilir. Ben sizle aynı şeyi paylaşmak zorunda değilim. Eğer aynı şeyi düşüneceksek o zaman bizim farklılığımız ne olur? Farklılığımız olmaz. Öyle değil mi? Siz de aynı düşüncede olabilir miyiz? Olamayız yani, istesek de olamayız. Çünkü farklılığımız olmaz o zaman. 31 Mart'ta yerel seçimler olacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerim şu an için Vartu halkı için en iyisi ne olacaksa o olsun. Zaten oy vereceğimiz yer belli, parti belli ama şöyle bir şey de var. Bu partiye vereceğimiz oy da gençler açısından çok iyi olması gerekiyor. Gençler açısından herhangi bir belediye seçimi zaten çok önemli bir şey. Hizmet gelmesi gereken bir parti ise zaten oyumuz belli ama şöyle bir şey var. Baktığımız açıda bakıyorsunuz şimdi şu an bu Varto içerisinde yaklaşık %70 genç kısımlık yani diye bir şey kalmadı. Yani %20'lik bir genç kısmı kaldı. Yani çoğu da yani şu an bazıları ya gurbete çıkıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerine örnek birisi de benim 2-3 gün önce Şanlıurfa'dan geldim. Orada çalışıyordum. Bu işsizlikten dolayı olan bir şey. İşsizlik tabii belediyelikle alakası olan bir şey değil ama partinin veyahut da bu gençlerle ilgili de bir çalışma yapması gerekiyor. Bir sosyal aktivite olsun mesela, bir gençlerin oturabileceği bir yer mesela, ailesiyle huzur bulabileceği bir yer, bir park, herhangi bir şey maalesef Varto'muzda bulunmuyor. Bunun için düşüncelerim şu an bu. Partide zaten düşüncelerimiz belli. Hangi partiye vereceğimiz de belli. Tabii ki bu siyasi görüşler herkesinki farklı olabilir. Benim kendi şahsi düşüncem öyledir. Oyumun rengi hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecek de. Tabii ki bu hizmete de bağlı olabilir. İnsanlarımız partisini değiştirebilir, farklı bir partiye oy verebilir. Onları yargılayamayız biz. Benim kendi düşüncem öyle. Şu an için beni savunan parti hangi partiyse, dilimi, ırkımı savunan parti hangi partiyse ben oyumu ona veririm. Hangi parti? DEM Parti tabii ki de. Tek bir oyum var, o partiye de vereceğim oy bellidir, DEM Parti'dir. Bugüne kadar böyle geçti, bugünden sonra da böyledir. Başka da elimizde bir şey gelmiyor genç olarak. DEM Parti kazandıktan sonra Varto'da bir şeyler değişecek mi? Umarım değişir, değişir diye düşünüyorum. Tabii ki kayyum atanmazsa. O meselemiz de var ama kayyum atanırsa da dahil inşallah gelebilecek insandan vicdan bekliyoruz. Hizmet bekliyoruz. Biz inşallah umuyoruz ki kayyum atanmaz. DEM Parti de gerektiği şekilde hizmetini yapar ki bunu kanıtlamış olur, göstermiş olur. Hem halkın inancı daha da çok yükselir, hem de bu kayyum atayan siyasi görüşler belki düşüncesi değişebilir. Özellikle biz gençler açısından diye düşünüyorum. Kayyum 8 yıldır Varto'da. Ne gibi hizmetler yaptı ki insanlar bu kadar göç etti? Ya göç sebebi şu, çoğunlukla yani bir siyasi görüşler oluyor. Ve hizmet, yani Varto küçük bir yer zaten, hizmet görülebilecek, yani hizmet olsa zaten görülebilecek küçük bir yer olduğu için görülür. Ama maalesef ben pek Varto'da duramadığım için, hep gurbette çalıştığım için pek göremiyorum işi. Şimdi yanılayıp
yananlayamıyorum. Ama Varto'da önüne kayyum atanacaksa ve insanlar veyahut da gençler bu tür şeylerden faydalanacaksa ilk önce öncelik gençlerin olmasını gerektiğini düşünüyorum. Gezme amaçlı olsun, spor olsun, başka nasıl diyeyim size. Bir aktivite olması gerekiyor ama maalesef bu tür bir ilçede biz göremiyoruz. Varto küçük bir yer, yani hizmeti ne kadar büyük olabilir ki? Yani çok küçük şeylerle değiştirilebilir ama maalesef biz göremiyoruz. Genç olarak artık yani durma gibi bir imkanımız da yok. Hep gurbette çalışmak zorunda kalıyoruz. 30 Mart'taki yerel seçimlere bir çağrınız var mı? İnsanlar oy kullanmaya gitmeyen insanlar var, kararsız olan insanlar var. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Şimdi bununla ilgili işte size dedim ya, her insan hürdür, özgürdür. İşte isteyen oyunu kullanabilir, isteyen kullanmayabilir tabii ki, ama bir oy da bir oydur. Bunu değiştirebilmek partilere kalmış bir şeydir. Mesela şu an Varto ilçesinde en güçlü parti olarak gördüğümüz parti DEM Parti'dir. Bunun DEM Parti'nin göstermesi gerekiyor. Bu çabayı öncelikle onların göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu oy kullanma oranları nerede düşük, nerede yüksekse oraya bakılmalı ve hatta oradaki insanlara düşüncelerini neden kullanmadıklarını eğer aktarabilirlerse, birbirleriyle iletişim kurabilirlerse bence değişiklik olabileceğini düşünüyorum. Mart'ta yerel seçimler olacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi yerel seçimler benim kanaatimce iki tür. Batıdaki demokratça, doğudaki ise söylemeye bile gerek yok. Yani Allah'ın izniyle herkes kendisine oy verir, kazanır. Yalnız kazandıktan sonra da birisi gelir el koyar. Ha buna nazikçe kayyum diyorlar. Benim bildiğim el koymadır. Milletin iradesine saygı gösterilmeden el koyup götürüyorlar. Ha ondan sonra da 200 sene de kayyum arkadaş çıkıyor, eş dost çıkıyor. Sağı satıyor, solu satıyor. Bölüşüyorlar. Oh be dünya. Benim bildiğim bu. Sorunlar zaten saymakla bitmez. Çarşı görüyorsunuz. Dükkanları görüyorsunuz. Devletin gereklerinden biri de halka sahip çıkmaktır. Halktan vergi alıp soymak değildir. Benim bildiğim kadarıyla burada da bir de soyma meselesi de vardır. İş yapmadan, bir şey vermeden almak. Bu da halkı bıktırıyor. 31 Mart'ta yerel seçimler olacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Siyasi partiler hakkında değil mi? Var olan yerel seçimlerle ilgili. Vallahi düşüncemi söyleyeyim sana. İnşallah 31 Mart seçimleri bütün ülkeye hayırlı şeylere vesile olur. Ama AK Parti iktidarda olana kadar hayır beklemiyoruz. AK Parti ile MHP'yi özellikle. Yani özellikle MHP, AKP'yi de değil. Çünkü AKP'yi yöneten MHP'dir, AKP değil. Düşüncelerimi söyleyeyim ben size. Türkiye'de kaç tane siyasi parti olursa olsun Varto'da DEM Parti'den hariç diğer partiler kazanma şansı %0'dır. Bunu siz de biliyorsunuz, yanlış olmasam bilgi almışsınız. Evet, yüksek bir oranda oy alıyor. Yüksek bir oranda oy alıyor, doğrudur. DEM Parti'den beklentileri nelerdir? Ne gibi bir hizmet sunmasını istiyorsunuz ya da şu anki seçim çalışmasını nasıl buluyorsunuz? Biz DEM Parti'den hizmet beklemiyoruz. Bizim amacımız sahada AK Parti ile MHP'ye kaybettirmektir, CHP ile. Üç partiye de kaybettirmektir. Yani biz DEM Parti'den hizmet beklemiyoruz ki. DEM Parti'nin hizmeti ne olabilir ki? Dar için neden önemli bu seçim? Vallahi neden önemli? Türkiye'de cezaevlerinde o kadar siyasi tutsaklar var. Onun için önemli. Bir de inşallah bu seçimde kazandığımız belediyelere kayyum atanmayacak. O önemli. Başka ne diyeyim? Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir çağrınız var mı?
bir çağrım. 31 Mart'a yönelik bir çağrınız var mı? Bütün 31 Mart seçimlerinde bütün Kürtlere çağrım şudur. Kimse kendini satmasın. Herkes elini vicdanına koysun. Ona göre oyunu kullansın. Bizden AKP, MHP, CHP'den hayır yok. Özellikle Kürtlere bir hayır yok. Herkes elini vicdanına koysun. Ona göre oyunu kullansın. 31 Mart'ta yerel seçimler olacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla bununla ilgili yani biz Vartoğlu halkı olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Burada kararsız olan vatandaşlara da lütfen 31 Mart'ta sandığa gidip oylarını kullansınlar. Hangi partiye oy vereceksiniz? DEM Parti. DEM Parti'den beklentileriniz nelerdir? Ya DEM Parti'den hani sonuçta beklentilerimiz biraz nasıl desem hani... DEM Parti sonuçta iktidar olmadığı için hani yerel seçimlerde de hani ne gerekiyorsa onu istiyorum. Yani ben istiyorum ki böyle kadın için, yaşam için, hani özgürlük için, doğa için tabii ki DEM Parti yani özellikle kadınlar için bu mevcut iktidarda biliyorsunuz her gün binlerce kadın öldürülüyor. Binlerce çocuklar istismar ediliyor. Doğa talan ediliyor. Bundan dolayı her DEM olsun. Bir kadın olarak ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Ya ben kadın olarak yani tabii ki yani o zorlukları yaşıyoruz tabii ki. İstihdam alanları yok kadınlar için. Yani gençler için de yok. O yüzden yani istiyorum ki yani DEM Parti gelince böyle kadınlar için böyle bir istihdam alanı yaratabilirlerse hani evde binlerce evde oturup şey bekleyen kadınlar var yani işsiz güçsüz. Yani bize böyle bir istihdam alanı yaratılsa memnun oluruz. Son olarak bir çağrınız var mı? 31 Mart'ta yerel seçimler olacak. Kararsız insanlar var. Bir çağrınız var mı halka? Ya diyorum ya. Yani biz zaten Türkiye'de hani biz DEM Partililer olarak zaten biziz bir oyumuzdur. Lütfen yani kararsız olan bütün vatandaşlara 31 Mart'ta sandığa gitmelerini istiyorum. Ve deme vermelerini istiyorum. Dememeye serkeftim. 31 Mart'ta yerel seçimler olacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi hangisi iyiyse onu istiyoruz. Biz HDP'yi destekliyoruz. Yani hayatımda ben AK Parti'ye oy vermemişim. Tekrar vermeyeceğim. HDP'ye vereceğim. DEM Parti'den beklentileriniz nelerdir? Ondan bekletin çok. Her şeyi bekliyoruz ondan. Çünkü diğerleri biz denenmişiz. 22 senedir AK Parti yönetiyor. Yani Türkiye'nin halini biliyorsunuz. Türkiye'yi ne hale getirmişler. Bunu değişmen lazımdır. Biz onu değişmeyi istiyoruz. HDP bir Türkiye HDP'yi beklesin. Onu da denesin. Ben onu söylüyorum. Onu istiyorum. Herkes onu bir denesin. Beş yer değil. Beş yer de bir ona versin. Bakalım onu da denelim. 8 yıldır Varto bir kayyum var. Ne gibi çalışmalar yaptı? Varto ne doğalgaz var, ne temiz su var. Yani Varto perişan bir haldedir. Hiçbir şey yok. Varto'da hiçbir şey yok. Yani bir hizmet yok. Biz kimse hizmet görmemiş Varto'ya bu kayyum nedeniyle. Kürtler için önemli mi bu seçim? Çok önemli. Çok önemli. DEM Parti Türkiye için önemlidir. Yani 22 sene oldu AK Parti hiçbir şey yapmamış. Abi Varto ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Millet herkes perişan. Bağlılık var. Yani ben burada esnafım. Her şey bağlılıktır. Bir kilo zeytin olmuş. 200 milyon, 250 milyon. Bir kilo et 500 milyon olmuş. Peki bu doğu günün hiçbir geliri de yok. Yani herkes zor durumdadır şu an. Son olarak bir çağrınız var mı? 31 Mart'ta yerel seçimler olacak. Evet. Buna ilgin halka bir çağrınız var mı? Evet ben bunu diyorum. Bir HDP'yi bir denesin. DEM'i bir denesin. Ben bunu istiyorum. Bütün halkla. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 31 Mart'ta yerel seçimler olacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla bazı düşüncelerimiz var seçimle ilgili. Hangi partiye oy vereceğimiz zaten belli ortadadır.
Yani gördüğünüz gibi memleket bomboş. Hiçbir genç kalmamış. Yani sebepleri de bellidir malum. Yani ekonomi durumdan dolayı. Buradaki gençler eskiden hepsi ya çobanlığa gitti ya başka bir gurbete gitti. Yani olacak gibi değildi. Onlar hepsi Avrupa'ya kaçtı, yurt dışına kaçtı. Ben de geçen sene Avrupa'ya gittim. Yani Avrupa'da yapamadım. Ben yine geri döndüm Türkiye'ye. Yani Türkiye'ye geldim ama pişman olmuşum. Ekonomi durumlardan dolayı. Vallahi iyi partilerden iyi beklentimiz var. Hangi partiye oy veriyorsunuz? Vallahi partimiz bellidir. İçimizdedir. DEM Parti'ye oy vereceğiz. DEM Parti'den beklentiniz nedir? Vallahi beklentimiz yani Varto'ya katkı yapmalarını istiyoruz. Yani ekonomi düzeltmesini istiyoruz. Yani birkaç genç kalmış onları da kaybetmesinler. Onlar da Avrupa'ya kaçmasınlar. Yani istediğimiz tek şey budur. Yani özgürce yaşamak istiyoruz artık. Yani artık insan çıkıp haberlerde konuşamıyor. Yani konuşsa ya hapistesin ya da zindandasın fark etmiyor ki. Düşüncelerimiz bunlardı. Teşekkür ederim. Bir genç olarak beklentin neden parti kazandıktan sonra bir şeyler değişeceğine inanıyor musunuz bir Nisan'dan sonra? Evet inanıyorum. Kendi partime inanıyorum. Bir şey değiştirmelerine inanıyorum ama bilmiyorum vallahi. Her sene kazanır ama kayma atılıyor. Yani inşallah bu sene de kazanır. Vartoyu değiştirirler. Beklentimiz budur. 30 Mart'taki yerel seçimlere yönelik çağrınız nedir? Vallahi benim çağrım yani her bir insanın düşüncesi farklıdır. Yani insanlar iyi düşünmeli bence. Yani hangi parti Varto'da katında bulunacaksa, yani Varto'yu değiştirecekse hani insan ona verecek. Ama benim düşüncem, herkesin düşüncesi yani kendine. Benim de düşüncem yani ben kendi partime vereceğim. Yani halk kendisi bilir artık. Kimin düşüncesi nasılsa hangi parti istiyorsa ona versinler. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.